hıslıklarımızla bay sevgimizi dile getirelim. Biliyorsunuz, Adana Büyükşehir Belediyesi hizmette rekor üstüne rekor kırıyor. Projeler, büyük yatırımlar ve doğru kaynak yönetimi taşıyan benim makamım. Alanımız biraz sola kaymış. 40 yıldır yalnız bırakmıyorsunuz. Hep arkasında durdunuz. Hep destek verdiniz. Ve ben hep sizden güç aldım. Bugün de açılışımızı coşkulu bir mitinge çevirdiniz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Nasıl bir yönetim sergilediğimizi Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının hangi gözle, hangi mentaliteyle kenti yönettiklerini anlatmak durumundaydık. Bunu anlatabildik diye düşünüyorum. Ve şöyle zannetmeyin. Hani öyle oldu, borç çoktu diye biz hizmeti aksatmadık. Sevgili kardeşlerim, sevgili genel başkanım, hangi alanda bakarsanız bakın, bir önceki dönemden 2 kat, 3 kat daha fazla hizmet yapmışız. Parkından asfalta, satı kaplamadan başka işlere. Ve bir örnek vereyim mesela, 5 yılda 1,5 milyar borç varken, döviz 3,8 iken, mazot 6 lirayken, asfalt malzemesi 1,5-2 lirayken 894 bin asfalt dökmüş 5 yılda bizden önceki yönetim. Asfalt malzemesi 10 lirayken, dolar 18 lirayken, borç 4,5 milyarken biz 2 milyon ton asfalt döktük bugüne kadar. Bitirdik. Yüklenici arkadaşlara da bizim kadromuzda buradan teşekkür ediyorum. Çok hızlı biten ve trafiği bir nebze rahatlatacak bir alt geçittir. Onun yanı sıra bugün bir kreş açılışı yapacağız. Kız ve erkek öğrenci açılışı. Değiştirdim. Sadece Adana bunu yapmıyor. Mersin de bunu yapıyor. Bizim bütün büyükşehir belediyelerimiz aynı çabayı gösteriyorlar. Aynı çabada hizmet ediyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar ve birbirlerine danışıyorlar. Kentin sorunu varsa soruna kilitleniyorlar. Arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki şikayet etmeyin. Siz bütün şikayetleri, bütün engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz. Asıl temel hedef halka hizmet. Halka hizmet, hakka hizmettir. Geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz. 1 yılda her anne baba evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek. Yurt arkada kalmayacak. 1 kişilik, 3'er kişilik odaları, geniş bant internet erişimi, sıcak suyu, soğuk suyu olacak. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Ve biz halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle onlar ne yaparlarsa yapsınlar, karneleri seçim sırasında önünüze gelecek. Notları siz vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz. Adana bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kararlarını gösterdi. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de aynı kararları gösterecek. Size şunu söyleyeyim sevgili Adanalılar. Bu vesileyle bütün yurttaşlarıma da seslenmek isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Dünyanın ne kadar sorunu var ve dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz.
Burada izlenmesi gereken yol, sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirmenin zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye zamanı. Şimdi güçlü bir Türkiye zamanı. Türkiye ikinci yüzyılına, bir yüzyılı bitirdik. İkinci yüzyılına çok güçlü olarak girecektir. Sizlerin oylarıyla, sizlerin takdiriyle. Altı siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir. Bir araya getiren insan haklarıdır. Bir araya getiren kul hakkı yiyenlere iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren size hesap vermektir. Bizi bir araya getiren kucaklaşmaktır, kamplaşmak değil. Bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı, kimsenin inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye'nin bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak, insanları birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öne tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye'nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye'de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyoruz. Açık ve net Adana'dan söz veriyorum. Türkiye'ye söz veriyoruz. Sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Allah'a bundan alayım seni. Fakirlik fukaralığının ne olduğunu biliyorum. Derin yoksulluğunun ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum. Üniversiteyi bitiren, kızı oğlu işsiz gezen annelerin babaların dramını biliyorum. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değil. Ben eğer birilerinin adamıysam sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim. Birileri beşli çeteye hizmet eder. Birileri malı götürür. Birileri adaleti dağıtmaz. Birileri mahkemelere talimat verir. Adana'dan söz veriyorum hepinize. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek. Bu etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecekler. Kimse, özellikle gençler, tweet attığımda acaba başım belaya girer mi? Asla düşünmeyecekler. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı, akılcı eleştirilere ihtiyacı var. Şunu söylüyorum, sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır. Onların tamamını gerçekleştirecek. Tamamını. Yedi buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Yedi buçuk milyon genç. Yedi buçuk milyon genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Hedefimiz neydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti. Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Çiftçinin yüzü gülecek. Esnafın yüzü gülecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kadının kılık kıyafetine siyasetçiler müdahale etmeyecek. Kadınlar arzu ettikleri şekilde kendilerine göre giyinecekler. Onlara ilgili, onlarla ilgili, onların sırtında olan veya başında olan siyasi vesayeti de tamamen kaldıracağız. Gençler, iş bulacaksınız. Eğer bu ülkede gençler sağlıklı bir çabayla eğitilir ve onlara istihdam olanağı sağlarsa Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline gelebilir. Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz. Cep telefonu kullandığınız cep telefonları dışarıdan ithal edilip geliyor. Oysa aynısını biz yaptığımızda biz üreteceğiz, biz kazanacağız, biz istihdam yaratacağız ve dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için
yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin, Türkiye'yi değiştirelim. Yetkiyi verin, Türkiye'yi büyütelim. Yetkiyi verin, Türkiye'yi kalkındıralım. Yetkiyi verin, çiftçinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin, esnafın yüzü gülsün. Yetkiyi verin, sanayicinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin, gençlerin yüzü gülsün. Ve gençler umutlarını yurt dışında değil, kendi topraklarında yaşatsınlar. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Endişeniz olmasın. Türkiye'nin önü açık, açacak olan sizsiniz. Akşam yemeği, öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanacak şekilde planlanmıştır. Şu an yanımızda Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerimiz, öğrencilerimiz var. Şimdi bu gençlerimizle sözü vermek istiyorum, saygılarımla arz ediyorum. Merhaba, öncelikle herkese merhaba. Ben İzmir'den geliyorum. Sevgili misafirlerimiz. Hep birlikte temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz sevgili Adanalılar. Telefonla girme abim. Evet değerli arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi'nin askıya alındığı, iptal edildiği, kadına şiddetin arttığı bu günlerde kadın sürmeyi çok önemli. Çok önemsiyor Sayın Genel Başkanımız, ben de. Onun temelini atıyoruz. Bir de Gündüz Bakım Evi'nin temellerini atıyoruz efendim. Hayırlı olsun.